Süleyman Soylu bugün ne dedi biliyor musun? Yürüyerek İran'a, Irak'a ve Suriye'ye dedi, yakında yürüyerek gidebileceksiniz bu dedi. Bu çok güzel haber. İnşallah giderler işte. Yürüyerek hemen şimdiden başlasınlar. Bence anca o zamana kadar ama gitsinler. Şimdi gidip desek ki Sayın Bakan biz bunu teyit edemedik. Hiç kimse, hiçbir vali yok öyle şey kardeşim yani direkt diyor. Direkt vururlar adamı ya. Öyle kafadan geçebilir misin sen ya? Yani. Yani dünyanın her yerinde böyledir. Bir bizimki kevgir. Ama bak bunun bir de ekonomik götürüsü olacak. Çünkü şimdi bu adamlara bakıyorsun sınırda bir tane çarık giymişler. Sırtlarında çanta yok çoğunun. Evet. Böyle zil gibi geliyorlar. E tamam bu adam yaşamak için ne yapacak? Burada çalışacak değil mi? Ya ben yani inanmazsın araba yıkatmaya gittim. Yani evet. Araba yıkatmaya gittiğime inanma. Çünkü ben yılda iki kere giderim. Genelde yağmurları bekliyorum. Öyle çok araba yıkatan biri değilim. Yani araba yıkatmaya gittim. Araba yıkatmaya gittiğimde işte adama bir şey sordum dedim ki işte şu arkaya da falan bir baktınız mı dedim. Adam anlamadı. Yanındakine sordu o da anlamadı. Beş kişiden dördü Türk değildi. Yani muhtemelen ya Afganlı ya Suriyeli. Evet. Evet. Şimdi burada... O zaten Edirne'dekilerinde yarısı Afgan, yarısı Suriyeli. Ya 5 kişilik araba yıkama ekibinin 4'ü evet. Yabancıysa sahibi rahatlıkla ben uluslararası bir şirketin yöneticisiyim diyebilir. Türk şirkette Türk yok. Yani ne iş yapıyorsun? Uluslararası bir şirkette yöneticiyim. Hangi şirket? Araba yıkama i̇şte şirketi. Bu da tartışma konusu. Ucuz ve... ucuz iş gücü. Şeysiz yani kayıtsız, şimdi, kayıt dışı iş her gücü. Gelen Afgan bir yolla işe girecek. Afganlar Türklerden çok daha kolay işe girebilir. İyi. Her mesela... Çünkü yarı fiyatına çalışıyor. Ya vergi yok. Tabii. SGK yok. Kıdem tazminatı yok. Güzel kardeşim işten attım dersen zaten kaçak olduğu için ağzını açacak hali yok. Evet. Kalabalıksan 5 kişi çalıştır. İşler azaldığında 2 kişi indir. Burada insan zaten Covid yüzünden işsiz kalmış. Yani, tamamen önü kapanıyor. Evet ve yani o her 1000 kişi giriyor ya böyle 1000. Evet. Orada ki her 1000 kişi Türk... 1000 kişinin işe girememesi anlamına geliyor. E sen işe giremeyecek ve işin ilginç tarafı mesela kişi büyüme rakamları açıklanıyor ve kişi başı gelir açıklanıyor değil mi? Şimdi Türkiye'nin büyüme rakamı nedir? Türkiye'nin o yıl ürettiği bütün değerler. Evet. Para bir cinsinden değil mi? Mesela atıyorum 1 trilyon dolar gelir üretti Türkiye. O kadar üretemiyor. 730, mesela 1 trilyon. Kaça bölünüyor? Nüfusa 83-700'e. Aslında Türkiye'de 90 milyon kişi üretiyor. Ama 90 milyon kişinin ürettiğini 83'e bölünce sen daha zengin gözüküyorsun. O kadar zengin değilsin. Yani zengin dediğimde de yani 8500 dolar falan. E bundan 5 yıl önce 12500 dolardı. Evet. Yani ortada 8500 dolar da yok aslında. Bir de bunun teknik olarak işte Gini katsayısı vardır. O da mesela gittikçe bozuluyor. Yani zenginler daha zengin, fakirler daha zengin. Şey fakir oluyor. Sonra insanlar soruyor. Peki kardeşim siz Türkiye gelişmiyor diyorsunuz. İşte yoldaki bu arabalar ne? Bu tatile gidenler ki işte onlar %20. Ya yani %20 az bir şeydi. 16 milyon kişi. Evet. Ve 16 milyon kişi gerçekten zengin ve gerçekten zengin olarak zaten Bodrum ben sana çok kalabalık dedim 1,5 milyon kişi. Evet. Yani evet. 16 evet. milyon kişiden bahsediyoruz parası doğru. olan. Antalya doğru. çok zengin dediğin 1 milyon 2 milyon kişi. Yani topla 5 milyon kişi. O zenginler de zaten çoğunlukla bir yere gitmiyor. Yani evet. Türkiye acımasız bir şekilde fakirleşiyor. Şimdi iyi bayrama girdik. Bak mesela bayram konusu da çok farklı bir konu. Mesela Türkiye sonuçta hayvan fakiri bir ülke. Yani küçük başlı evet. büyük başlarda çok ciddi anlamda bir dışarıdan ithal ediyoruz. Uruguay'dan, Hollanda'dan, işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden. Kesilmiş Sırbistan'dan. Tabii karkas alıyoruz, canlı hayvan alıyoruz, onu alıyoruz. Ve sen bu hayvan yokluğunda çok ciddi anlamda bir hayvanı bir gün içinde yok ediyorsun. Ve o kadar karlıya yok ediyorsun ki. Yani kasap fiyatından daha pahalıya işte atıyorum 40 kilo koçtan yaklaşık 22 kilo et çıkar. Evet. 22 kilo et. E sen 40 kilo koçu aldığın parayı 22 kilo ete bölersen yani kemiklerini, kavayıcı şunu bunu işkembe attıktan sonra 22 kilo ete bölersen kasaptan daha pahalıya geliyor. Yani aynı eti git evet. kasaptan o parçalarla al çok daha ucuza geliyor. Daha halka et diye. Yani bir de yani kurban bayramı diye insanların kazıklanması söz konusu. Evet. E peki bu kadar zaten üretici niye gidip de Van'dan o kadar yol tepip İstanbul'da kurban satmaya çalışıyor? Çünkü normalde besiciye sattığından, kasaplara sattığından çok daha pahalıya satıyor. Evet. Ve çok daha fazla para kazanıyor. Abi yani din zaten para üzerine gittikçe dönmeye başlıyor. Evet. Bütün hikaye bu. Evet. Gidip de sen din üzerinden mesela para dinde mesela
din üzerinden para kazanmak kesinlikle yasaktır. Yani imamlık diye bir meslek olmaması gerekir. Evet. Çünkü evet. dini anlatırken para. Türkiye'de kaç tane imam olduğunu, yani her camiye iki imam diye düşünsen. Çünkü merkezde olanlar da var. Türkiye'de 100 bine yakın cami var. 89-90 bin cami var. 180 binlik sadece zaten imam kadrosu var. Diyanet'in bunun bütçesi de 14 milyarlık. Yani öyle kılıç alıp elini sallıyorsun ama evet. Ülkeyi de canını okuyorsun. Yani hikaye bu işte görüyorsun. Diyanet İşleri Bakanı'nın kuzeni mi yeğeni mi ne 7 bin euro maaşla gitmiş. Orada euro mu geçiyor onu bilmiyorum. Atanmış. Abi bu paraları sonuçta senden benden televizyonun kazancından vergi evet. olarak alıyorlar. Orada ne işi var üstelik? Türkiye Cumhuriyetler'de, Kazakistan'da mıydı? Yani mesela gidiyorsun Afganlara din kardeşimiz diyorsun. Lan Afganlar kim? Niye Afganlar bize geliyor? Din kardeşin niye? Herkes din kardeşin o zaman. Yani ümmet başka, millet başka. Senin milletin aç sefirken gidip devlet göz yummasa o sınırlardan bir kişi geçemez. Evet. Bir kişi geçemez. Çünkü senin hani övündüğün İHA'ların, SİHA'ların şu kadar şeyi armayı görüyorsun diye uçur orada. Kaç kişi geçer? Zaten adamlar tek tek gelmiyorlar ki. 500'de mi? Kafile canım görürüm. Onu görür. Hemen şey bugün yalandan o 150 kişi yakalamışlar. Adamları oturtmuşlar. Hasbelkader yakalananlar. Gelmiyor yollanacaklar yok. Yok. Peki onlar nasıl geliyor? İran'dan tırlara bindiriliyor. Türkiye sınırına bırakıyor. İran'a açıp bir telefon edip kardeşim siz ne yapıyorsunuz dedin mi? Demedi. Yani onlar gelsin isteniyor. Daha ucuz iş gücü. Daha cazip. İş adamları daha memnun. Ama bunların her ucuz iş gücünün bir de götürüsü var. Karşılığında senin kendi vatandaşın iş bulamıyor. Evet. Sen ümmetin lideri olacaksın diye milleti süründürüyorsun. Yani hikaye bundan ibaret. Bu kadar rezalet olmaz. Yani Kıbrıs. Mesela Kıbrıs aklı başında bir ülkedir. Türkiye'den çok daha eğitimli bir ülkedir. Kıbrıs'ta hala hikaye beton üzerine dönüyor. Aslında hikaye beton üzerine falan dönmüyor. Kıbrıs'a başka bir müjde açıklamak için gittiler. Ama bu mesela müjde dediğin külliye, millet bahçesi, parlamento binası. Evet, evet. Aralık'ta yine söyledi. Ya bu Aralık'taki evet, müjde. Evet. Ya bu hatta ben tazeledi. Müjde tazeledi. Ya müjde değil demek. Demek ki oraya aslında Azerbaycan veya Pakistan veya bir ülke Kıbrıs'ı tanıyacaktı, onu söyleyecekti. Hep o beklendi. Bir telefon geldi. Bunu söyleyemezsin dediler. Müjdemiz tekrar millet bahçesi. Ye iç yuvarlan.